Merhaba ben Burak Şambak. Yeni eğitim videoma hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda sizlere Photoshop'u hızlandırmak için toplamda 6 tane yöntem gösteriyor olacağım. Photoshop'um çok yavaş açılıyor, çalışırken çok kasıyor. Ben bu laptop'u, desktop'u değiştireyim mi sorunuza cevap vermeden önce bu 6 ayarı denemenizi ve size faydalı olursa Böyle yeni bir yatırıma gitmemenizi öneriyorum. Şimdi vakit kaybetmeden hemen Photoshop'un içine geçiyoruz. Ve Photoshop'un içindeyiz. Şu andaki ayarlarım benim size yapmayın, düzeltin diyeceğim yanlış ayarlarda. Yanlış ayarlarda olsun ki düzgünlüğü yaparken rahat görün diye. Bunlardan ilki şu anda görmüş olduğunuz bu açılış sayfası. Photoshop'unuz bu şekilde açılıyorsa sistem kaynaklarından da bir şeyler yiyor demektir. Yani yavaşlaması için sebeplerden bir tanesi ana sayfanın açılışta bu şekilde olması. Bütün düzenlemelerimizi biz Editin altındaki bu bir Windows için Preferences yani tercihler bu bölümden yapacağız. Bunun ilkine General'a tıklayayım. Mac'te ise buraya ulaşmak için farklı bir yöntem izlemeniz gerekiyor. Şu an ekranda görüyorsunuz Photoshop'un direkt kendisine Photoshop yazısına tıkladığınız zaman altı açılan pencereden Preferences yine aynı yer. Yani tercihlere tıklayıp yine buraya geliyorsunuz. Buraya kadar her şey aynı. Şimdi ilk ipucumuz şu. Bu açılışta görmüş olduğunuz daha önce kullanmış olduğunuz dosyaları size gösteren ve Photoshop'unuzun ve PC'nizin veya Mac'inizin yavaşlamasını sağlayan sebeplerden bir tanesi burada. Buradaki Auto Show of the Home Screen yani ana ekranı otomatik olarak göster tikini kaldırmanız lazım. Kaldırdım. 1. Şimdi geliyoruz 2. Interface bir alttaki yani arayüz. Burada border yani drop shadow bölümünde değişiklik yapmamız gerekiyor. Bunları tıklıyoruz. None hiçbirine çeviriyoruz. Yaptığımız şey çok basit. Bunu da line değil, bunu da nan olarak seçiyoruz. İpucu 3. Tools. Araçlara giriyoruz. Burada enable flick panning. Bunun Türkçesi muhtemelen hızlı kaydırmayı etkinleştirdir. Bunu kaldırıyoruz. 1. 2. Animated zoom. Animasyonunu yakınlaştırma. Bunu da kaldırıyoruz. 4. File handling. Buraya giriyoruz. Dosya yönetimi. Türkçesiyle. Burada alt tarafta recent file list contains 10 files yazıyor şu anda. Bu rakamı siz değiştirebiliyorsunuz. Burada bir karar vermeniz lazım. Bu rakam ne kadar çok olursa o kadar hafıza yiyeceksiniz ve geç açılacak. Siz eğer düzgün iş yapıyorsanız dosyalarınızı nereye kaydettiğinizi her zaman biliyorsanız o zaman buradaki dosya sayısını azaltabilirsiniz. Atıyorum 5 yapabilirsiniz. Ama nereye gitti bu dosya diye çok ne bileyim kaybeden tarzda çalışmalar yapan birisiyseniz buradaki dosya sayısını arttırabilirsiniz. Ama tekrar ediyorum bunu azaltmak hızını arttırıyor. Ben bunu şu anda 5 yaptım. Ha, bu arada bunun Türkçesi de son açılan dosya listesi sayısı. Beşinci ipucu. Buradaki performans da. Yani Türkçesi de performans. Bakın burada birkaç şey yapacağız. İlki şu anda size mevcut uygun ram yani hafızayı veriyor. Burada da ideal range dediği ideal aralık şunla şunun arasında megabayt cinsinden veriyor bunu. Çalışırsa Photoshop iyidir diyor. Ve bu genellikle %70 bir ön tanımlı ayarla gelir. Eğer siz Photoshop'ta çalışırken işte ne bileyim Google açık değilse işte bir şey editleme programı açık değilse, Word, Excel'i, şusu busu açık değilse. Yani hemen hemen sadece Photoshop'u kullanıyorsanız bunu %90'a kadar şu alt taraftaki sürgüden arttırabilirsiniz. Ama başka şeyler de çalışıyorsa o zaman %85 gibi bir yere getirmek sizin bilgisayarınızın RAM kısmını Photoshop'un daha fazla kullanmasına olanak sağlayacak. Ve bu... Düzenlemeyi yaptığınız zaman dikkat edin. Burada da getirdiğiniz, yeni yarattığınız rakamın şurada tavsiye edilen ideal aralıktan bir parça daha yüksek olması gerekiyor. Ardından yine aynı sayfada Graphic Processor Settings yani grafik işlemci ayarları. Burada Use Graphics Processor diye bir şey var. Bu tikli olsun. Sizin grafik işlemcinizin Photoshop'a yardımcı olması için burayı tiklememiz gerekiyor. Ne zaman ki siz ekranda titreme, kayma, saçmalıklar görürseniz buraya gelip bu tiki kaldırmanızı öneriyorum. Şuradaki ileri seviye ayarlara girdiğiniz zaman bunların hepsinin seçili olmaması gerekiyor hızlandırmak amacıyla. Use Open bunu tikini kaldırıyorum. Bir de 30 bit display, yarısı Türkçe yarısı İngilizce oldu, boş verin. Bunu kaldırıyorum. OK diyorum. Şimdi şurada History States denen bir bölüm var. Geçmiş durumları. Buradaki rakam ne kadar fazla olursa sizin Photoshop'ta yaptığınız her işlemi History tabında Photoshop kaydettiği için o kadar fazla o dosya çalışırken hafızadan yer yemiş oluyorsunuz. Yani hafızadan çalıyorsunuz. Bunu ne kadar azaltırsanız da hızını o kadar fazla arttırıyorsunuz. Siz kendi ideal dengenizi bulmak zorundasınız. Benim kendi ideal dengem burada 50. Yani 50 adım geriye gidebiliyorum. History geçmiş penceresinde Photoshop'un içinde yapamadım buraya diyerek 50 yazdım. Cache levels ön bellek düzeyleri kalsın 4'te. Cache tile size ön bellek döşeme boyutu anlayan varsa el kaldırsın. Bunun da en alttaki 1028 K'da olması gerekiyor. Böylece burada şu kısımda bir değişiklik yaptık. Burada bir değişiklik yaptık ve burada bir değişiklik yaptık. Şimdi altıncı ve son ipucu şurada scratch disks denen bir şey var. Bunun Türkçesi çalışma diskleri. Eğer Laptopunuza veya desktopunuza veya macinize harici bellekler de yani external drive dediğimiz bağlı ise ki ben de bağlı ve hata olsun diye bunları antçek yapmıştım bunları açın bunlar ne biliyor musunuz Photoshop çalışırken o dosyanın boyutu diyelim ki 10 megabyte onun yaklaşık 10 katı kadar fazla yere ihtiyacı var. Her bir dosya için bahsediyorum bunu. Yani 10 ise 100 megabaytlık bir yere ihtiyaç duruyor. Ve sizin esas diskiniz, C diskiniz tercihen yani SSD disk ise ve o doluysa ki bakın benimki dolu sadece 35 ya da 36 GB'lık bir boş yer var. Bu diğer seçenekler tikli olmadığı zaman Photoshop sıkışıp kalıyor, yavaşlıyor, hatta kilitleniyor. Diğer disklerin boş olan alanını geçici olarak o dosyayla ilgili iş yaparken kullanıyor. Ardından dosya ve Photoshop kapandığı zaman orada işgal ettiği alandan geri çıkmış oluyor. Yani kalıcı bir zarar vermiyorsunuz. Bütün bunları yaptıktan sonra OK'e OK tıklıyorsunuz. Ardından Photoshop'u tekrar başlatmanız gerekiyor ki onu yapacağım şimdi. Kapıyorum ve tekrar açacağım Photoshop'u. Photoshop'u tekrar başlattık ve gördüğünüz gibi ana ekranda önceki dosyaları şu anda görmüyoruz. Size bahsettiğim ilk ipucuyla ilgili olarak bir de hızlandırma amacıyla değil ama size bir bonus bilgi vereyim. Bir fotoğraf atacağım şimdi Photoshop'un içine. Evet, fotoğraf geldi. Burada görmüş olduğunuz arka plan rengini biraz önce gösterdiğim edit preferences buradaki general'ın üzerine tıkladım yine genel. Burada interface'e yani arayüze girdiğiniz zaman da buradan ayarlayabilirsiniz. Şu fonun rengini istiyorsanız daha açık yapabilirsiniz. İstiyorsanız da Cancel diyorum buna. Burada sadece fonu değiştirmek istiyorsanız mouse'la sağ kliğe tıklayıp buradan black işte simsiyah olsun. Default daha koyu gri olsun diye bu fon rengini değiştirebiliyorsunuz. Bazen farz edin ki bunun altında bu bir poster ve şu kısım simsiyah. Siz kalktınız bunu black siyah yaptınız ve bu nerede bitiyor çerçeveyi göremiyorsunuz. O zaman ya da tam tersi bembeyaz yaptınız ve buradaki beyaz bir renkle veya custom şurada herhangi bir farklı bir renkle iş yaptınız. Kenarları iyi görmeniz için çok basitçe sağ klikle bu değişikliği yapabiliyorsunuz. Bu anlatmış olduğum 6 yöntemle 6 ipucuyla Photoshop'unuzun çok daha hızlı açılacağına ve işlemleri de daha hızlı yapacağına İnanıyorum. Bir deneyin, mutlu olacağınıza eminim. Böylece eğitim videomuzun sonuna geldik. Anlattığım konuların sizlere faydalı olacağına ait inancım tam. Yeni videolardan haberinizin olması için kanalıma üye olmanızı ve videolar yayınlandığında hemen haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Ben Burak Şambak. Kendinize çok iyi bakın. Selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın.